Huzura doğru. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, dinimizi nasıl öğrenmemiz gerekir mealinde bir sorumuz var bugün. Mesela din adamı olarak görünen, bilinen bir takım insanlar var piyasada. Onların yazmış olduğu kitaplar filan da var. Böyle kimselerden veya böyle insanların yazmış olduğu kitaplardan dinimizi öğrenmemiz mümkün müdür? Burada dikkat etmemiz gereken neler var acaba? Şimdi kitaplarda bir ifade kullanmış Ehl-i Sünnet alimleri. Kat-ı tarik diye. Ne demek? Katletmek. Tarik, yol. Yol kesen. Biz buna eşkıya diyoruz. Yol kesici. Evet, yol kesici. Hasreten İmam-ı Gazali Hazretleri de bilhassa İmam-ı Rabbani Kudüs Hazretleri bu konuda çok keskin. Hatta Faruk-ı Damarim harekete geçiyor. 29. kuşaktan Hazreti Ömer'in torunu ya bu zat. Hindistan'da metfun. Çok keskin ifadeleri de. İmam-ı Gazali Hazretleri de anlatmış. İmam-ı Rabbani Hazretleri de anlatmış. Bütün Ehl-i Sünnet alimleri anlatmışlar bunu. Dininizi nereden öğrenme konusunda. Çünkü bir şey anlatıyorlar. Buyururlar ki kalp hastalıklarından birisi de kişinin tanımadığı kimseleri taklit etmesidir. Kalp hastalığıymış bu. Tanımadığı kimseleri taklit etmesi. Şimdi zamanımızda mesela din adamı geçiniyor. Bu ister imamatif ilahiyat kökenli olsun, ister medreseli, ister kurulan kurs kökenli olsun, ister aynı şekilde özel yetiştirilmiş olsun, yetişmiş olsun veya yetiştirilmiş olsun. Her halükarda baktığınız zaman adam din adamı diye geçiyor, bir şeyler anlatıyor falan. Diyor ki adam bana tabi olun. Yani beni taklit edin diyor. Ama aynı adam konuşurken diyor ki mezheplerin zamanı geçmiştir. Mezhepler tefrikadır. Yalan söylüyorlar burada. Hatta efendim işte İslam. İslam'dan başka bir şeycik yok. Mezhepler sonradan uydurulmuş falan. Ya dini sahibi diyor ki benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Arkadaş sen peygamber misin? Sen kimsin ki? O 72 bidat fırkası çıkmıştır. Kıyamete kadar da bu devam edecekse merak etme. O devam edecek. Peki din adamı kılığındakilerin bunları söylemesi, bunu gündeme getirmesi, İmam-ı Azam İbani Hazretleri gibi, İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik, İmam-ı Ahmet bin Hanbel Hazretleri gibi zatları, Abdülkadir Geylani Hazretleri, İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi zatları saf dışı bırakmaları ve işte tek kaynak Kur'an, bana tabi ol falan. İşte o tek kaynak Kur'an diyenler cinliği inkar ediyor. Bilmem abuk subuk şeyler söylüyor falan. Ama sonra gelecek namaz da bırakacak. İçkiyi de serbest bırakacak. Velhasılı yani tek tanrıcılık ben tanrıcıyım diyecek. O noktaya gelecekler. Kendisiyle beraber tabi olanları da cehenneme götürecek yani. Beni taklit edin beni diyor. Taklit edin diyor. İmam-ı Azam İbani Hazretleri'ne taklit etmeyin. Bana tabi olun onu taklit etmeyin. Onun için de Ehl-i Sünnet talimleri buyuruyor ki kalp hastalıklarından birisi de kişinin tanımadığı kimseleri taklit etmesidir. Adam işte ilahiyatçı canım, prof canım, adam şeyh ya, medreseli ya. Medreseli de bir dakika bir ne anlatıyor, ne yazıyor bu adam? Ne anlatıyor, ne yazıyor? Ben bunu ölçebilmek için benim ilmim yok. O zaman otur bir dua et. Ya Rabbi ben ahir zamanda geldim, ilmim yok. Ben bunları ölçemiyorum. Herkes benim yoğurdum tatlı diyor. Ben hangisinin tatlı, hangisinin ekşi olduğunu bilemem. Ben sana doğru ibadet etmek istiyorum. Samimiyetle bir kimse yalvarırsa Allah-u Teala Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını bunun önüne çıkarır. Ehl-i Sünnet alimlerini de çıkartır bunun önüne. Samimiyse. Yok samimi değilse. Ya herkes ne yaparsa biz de onu yaparız diyorsa mesele yok. İşte bunlardan bir tanesini taklit edecektir. Onların peşine takılacaktır. Onlar gibi olacaktır. O nereye giderse bu da oraya gidecektir netice itibariyle. Onun için kalp hastalıklarından birisi kişinin tanımadığı kimseleri taklit etmesidir. Ehl-i Sünnet alimi olduğu anlaşılmayan kimsenin sözlerinin, kitaplarının yaldızlı, ateşli propagandalarına aldanarak bu tabi olmak, bu şekilde böyle tabi olmak caiz değildir. Nasıl kimse olduğunu araştırmadan ona, onu güvendiği kimselere sormadan itikadında, sözlerinde ve ibadetlerinde ona uymak insanı felakete götürür. Dünyada da ahirette de. Yani ölürken gözü açılır ama işten geçer.
düzeltme imkanı yok. Dünyadayken vardı. Bunun için Harika isimli bir kitap var. Orada buyuruyor ki, itikatta taklit ederek işittiğine iman etmek caiz ise de inceleyip araştırmadığı için günah işlemiş olur. İmani konuları da. Amelde, ibadetlerde araştırmadan bir mezhep imamına tabi olmak söz birliğiyle caizdir. Herhangi bir din kitabını okuyarak ve din adamı geçinen herkese sorup anlayarak din miksi öğrenmek caiz değildir. Din adamı denilenler arasında cahiller, din bilgisi olarak kendi düşüncelerini yazan zındıklar, fasıklar, münafıklar, İslamiyet'i içeriden yıkmak isteyenler ve bunlara alet olarak geçinenler her zaman vardı. Hakiki din adamı olmak için her ilim, hem ilim, hem amel, hem de ihlas, yani takva lazımdır. Din adamının insanı saadete kavuşturabilmesi için en önce ehl-i sünnet itikadında olması lazımdır. Eshab-ı kiramın izinde bulunması ve icma-i ümmete uyması lazımdır buyuruluyor Hadika'da. Yok, seneler önce yazılan bir kitap bu. Zamanımıza yazılmış bir kitap değil. Oradan tercüme ediliyor bu. Ya, söylenmedik bir şey bırakmamışlar ki. Her asırda ne lazımsa hepsini bildirmişler. Böyle olması lazım. Çünkü her asırda çıkacak sapığı mapığı çıkacak. Din adamından sapık olmaz mı? Uhu aliyle ala olur. Olmaz mı? 72 bidat fırkası var. Çıkmış ya. 72 sapık fırkası çıkmış. Zaten ya. gel bana diyorsa. Ha, öbürler de aynı şekilde. Ondan kaçacaksın da. Ondan uzaklaşmak lazım. Müslümanın amellerde, ibadetlerde içtihat derecesine yükselmiş olan alimlerden birini seçerek her işinde bunu taklit etmesi lazımdır. Dört mezhepten biri taklit edildiğinde maksat hasıl olur. Yani İmam Hasan. Adama söyleyecek. Arkadaş nereden anlatıyorsun? Ben Kur'an'dan anlatıyorum. Sil gitsin hemen adam. Ben İmam Hasan Übani Hazretleri ve onun yolundakilerden aynı şekilde naklediyorum. Fıkıh kitaplarından. Ha, o zaman dinlersin adamı. O zaman dinlersin. Veya İmam Şafii Hazretleri yahut da İmam Malik Hazretleri. O zaman dinlersin. Yoksa ben Kur'an'dan söylüyorum size diyorsa bu kimse sapıktır. Hatta Ehl-i Sünnet alimleri bunlara biraz önce Hadika'da geçiyor. Zındıktır diyor. Zındık ne demek? Zındık din adamı suretindeki din düşmanı demektir. Din adamı suretinde adam ilahiyatı bitirmiştir ama dinsizdir. Kitapsız kafirdir hatta. Din düşmanı olmuş bir de. Dini yıkmak için uğraşıyor. Önceki asırlarda çok gelmiş böyle. Adam sarığı sakalı cübbesi var hatta şeyh de. Tarikat lideri. Ama adam ya İngiliz'dir. Ya bilmem nedir. Vehhabilik öyle çıkmış ya. Vehhabilik de öyle çıktı tabii ki. Vehhabilik de öyle çıktı. Dolayısıyla alim görünen ve din adamı denilen herkesin sözüne veya kitabına uyarak amel etmek caiz değildir. Ehl-i sünnet alimlerinin kıymetli kitaplarından toplanmış, tercüme edilmiş fıkıh, ilmihal kitaplarını okumalıdır. Hani bizi izleyen ve dinleyenler hangi kitabı tavsiye edersiniz? Hakikat kitabının yayınlamış olduğu kitapların hepsi. Zaten Huzura Doğru'nun önünde arkasında zaman zaman reklamı yapılıyor. Evet. Tam ilmihal saadeti, ebediye, faideli bilgiler, İslam ahlakı, herkese lazım olan iman, kıyamet ahiret, şevahidün nübüve, menakıb-ı çihariyari güzil. Bu kitaplar Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarından hazırlanmış ve konmuştur. Burada herkese lazım olan iman Mevlana Bağdadi Hazretleri'nin İtikadname isimli kitabından tercüme edilmiş. Hatta Kemahlı Feyzullah Efendi onu Osmanlıca'ya aktarmış. O kitapta baz alınmış, esas alınmıştır. Bugünkü Latin harflerine aktarılmıştır. Dolayısıyla bu kitapları okursa Ehl-i Sünnet itikadının ne demek olduğunu öğrenir. Öğrenince elinde bir şablon olur. Ha ondan sonra der ki arkadaş ha bu uymadı, bu yanlış, bu şey. O zaman diyebilir. Yoksa elinde bir şablon yoksa bunu gelen tokatlar giden tokatlar. Şimdi tabii değişik zamanlarda değişik şekillerde bazı hadiseler vuku bulmuş. Mesela Nasrettin Hoca merhuma yüklenen bazı şeyler var. Şimdi bazı konuları anlatmakta böyle zorlanıyorsun ama o hadiseyi anlatınca cuk diye oturuveriyor. Hani Nasrettin Hoca merhum bir gün oğluyla beraber yolculuk yapıyorlar. Bir tane de merkepleri var. Nasrettin Hoca merhum kendisi binmiş eşeğe. Yolda giderken adam birisi görmüş demiş hoca demiş ayıp demiş ya parmak kadar çocuğu yürütüyorsun demiş kocaman adam eşeğe binmiş. Doğru demiş, haklısın demiş, inmiş, çocuğu bindirmiş. Biraz sonra başka bir adam gelmiş, hoca demiş, akıllı zannederdim ben seni demiş ya. Hoca delikanlı, parmak kadar çocuk delikanlı oldu. Delikanlıyı bindirmişim, merkebe kendi yaya yapıyor, doğru demiş. Gel evlat demiş, ikimiz beraber binelim, ikisi beraber biniyor. Olsa başka birisi gelmiş, ayıp ayıp hoca demiş ya. Ufacık hayvana demiş, iki koca insan binmişsiniz. Demiş, haklısın, in demiş aşağı. Merkep önde, bunlar arkada. Bir başkası çıkmış karşılarına. Hoca demiş ben de seni akıllı bir şey zannediyorum. Eşek boş gidiyor siz arkada yayan gidiyorsunuz falan. Ondan sonra dönmüş oğluna demiş ki bak oğlum bu insanların her biri her şartta ve her halde söyleyecekleri bir laflar vardır. Bunu unutma. Hani diyeceksiniz efendim niye anlattın? Dolayısıyla piyasadaki bu insanlar herkes kendi kafasına göre bir şey söyleyecek. Onun için rotamız bunlara göre değil. Ehl-i Sünnet alimlerin bildirdiklerine göre olmalı. Evet doğru.
Çünkü bunların her biri ayrı bir şey söyleyecek. Rehberi iyi seçmek lazım. Rehberi iyi seçmek lazım. Dinimizi öğrenirken Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarından, onların kitaplarından nakil yapanlar esas olmalı. Mesela adam konuşurken bile peygamber diyor, Ebu Bekir diyor, Ömer diyor, Hazret kelimesi yok. Peygamber Efendimiz diyemiyor. Adam kendini üçüncü şahıs, prof olmuş ya, peygamber böyle dedi. Esas olan Kur'an'dı, peygamberin de işi bitti. Böyle söylüyor adam. Ya bu adam din adam olsa ne olacak, olmasa ne olacak? Evet. İmam-ı Rabbani Kutlu Hazretleri'nin bunlar için söylediği bir söz var. Sanır ki bu kimse din adamıdır. Dinle alakası sadece böyle sanmasıdır buyuruyor. Evet, dinle alakası sadece bu kadardır bunların. Bunun dışında bunlarda namaz yoktur, oruç yoktur, ne bileyim aynı şekilde cennet, cehennem korkusu yoktur, ahiret korkusu yoktur. Çok affedersin bir kemik atsan o kemiğe takla atarlar. Para pul meselesinde takla atarlar. Ramazan-ı Şerif'te de görüyoruz mesela magazin sayfalarına intikal ediyor, gazetelere intikal ediyor. Pazarlıklar ne kadar sürmüş, ne kadar paralar olmuş falan. Bunların hepsini de görüyoruz. Bunu herkes de görüyor. Ondan sonra oturup vatandaşın da kendisini düşünmesi gerekir. Ben dinimi nereden öğreneceğim diye. Ehl-i Sünnet alimlerinde veya onların kitaplarından öğrenmek gerekiyor. Onun dışında bizim felaketimize sebep olarak bunlar. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, kıyamette günahı sevabından çok biri cehenneme götürülürken, "Ya Rabbi, dünyada sana hep hüsnizan ettim. Rahmetinden ümit kesmemiştim." der. Allahü Teala da, "Onu bırakın. Kulumu beni zannettiği gibi karşılarım." buyurur. Din ile ey dertli gönülün ile ehli derdin inleyecek çağırır. Gel tımar et yâremi sen aşk ile, yârelerin onulacak çağırır. Dem bu dem, dem bu dem, dem bu demdir dem bu dem. Gün bugün, gün bugün, gün bugündür gün bugün. Çol ki gafletle yatıp etmez tare, gövdesinde yok mu ola can acep. İşte vahdet gülleri açıldı hep, bülbülün efgan edecek çağdır. Dem bu dem, dem bu dem, dem bu demdir dem bu dem. Gün bugün, gün bugün, gün bugündür gün bugün. Yok kararı gönlümün bilmem neden, kasteder bin pare ola bu beden. Varise gitmek gerek bu areden, aslına azmeyleyecek çağdır. Dem bu dem, dem bu dem, dem bu demdir dem bu dem. Gün bugün, gün bugün, gün bugündür gün bugün. Ey niyazi dünyada eyle huzur, çol kişi kim olmaya ehli gurur. Hakkı anla etmeden buradan mürür, mevtin elçisin gelecek çağdır. Dem bu dem, dem bu dem, dem bu demdir dem bu dem. Gün bugün, gün bugün, gün bugündür gün bugün. Tam ilmihal, saadeti ebediye. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bütün çocuklar Müslümanlığa uygun ve elverişli olarak dünyaya gelir. Bunları sonra anaları, babaları Hristiyan, Yahudi ve dinsiz yapar. Sözüyle Müslümanlığın yerleştirilmesinde ve yok edilmesinde en mühim işin gençlikte olduğunu bildiriyor. O halde her Müslümanın birinci vazifesi evladına İslamiyeti ve Kur'an-ı Kerim'i öğretmektir. Evlat büyük nimettir. Nimetin kıymeti bilinmezse elden gider. Bunun için pedagoji, yani çocuk terbiyesi İslam dininde çok kıymetli bir ilimdir. Müslümanlar din cahillerinin hilelerine,
yalanlarına aldanmamalı, onların okşayıcı, aldatıcı, yardımsever sözlerine inanmamalıdır. Müslümanlar birbirlerine emri maruf eder ve nehy-i münker eder. Bugün bütün Hristiyan memleketlerinde bir çocuk dünyaya gelir gelmez buna kendi dinlerinin icablarını yapıyorlar. Her yaştaki insanlara Yahudiliği ve Hristiyanlığı titizlikle aşılıyorlar. Müslümanların imanlarını, dinlerini çalmak ve yok etmek ve onları da Hristiyan yapmak için sandık doluları kitap, broşür ve sinema filmlerini İslam memleketlerine gönderiyorlar. Mesela Hristiyanlar İsa aleyhisselamı Allahü Teala'nın haşa oğlu sanıyor ve Allahü Teala'ya baba, Allah baba diyorlar. Yazdıkları romanlarda ve filmlerde Allah baba bizi kurtarır gibi şeyler söylüyorlar. Halbuki Allahü Teala'ya baba, Allah baba diyen kimsenin imanı gider, kâfir olur. Müslümanlar böyle hileli filmlere gitmemeli, romanları okumamalıdır. İşte bunun gibi daha nice yollarla gençliğin imanını sinsice çalıyorlar. Bu uğraşmalarına insanlığa hizmet, demokrasi rejiminin bahşettiği bir hak ve hürriyet diyorlar da bir Müslümanın bir din kardeşine Allahü Teala'nın emirlerini hatırlatmasına din propagandası, gericilik ve vicdan hürriyetine tecavüz denirse haksızlık olmaz mı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gün bir köylü gelip Allah'ın Habibine dedi ki, bir delinin var mı nübüvvetine? Allah'ın hak Resulü olduğunu gösteren bir mucize göster ki inanayım sana ben. Peygamber Efendimiz o köylüye dönerek ilerideki büyük bir ağacı göstererek buyurdu. Git öyleyse şu ağacın yanına. Seni Peygamberimiz çağırıyor de ona. Köylü merak içinde ağaca ilerledi. Allah'ın peygamberi seni istiyor, dedi. O anda koca ağaç toprağa yara yara geldi Resulullah'ın huzuruna o ara. Sonra dile gelerek dedi, ya Resulallah, sen cümle mahlukların peygamberisin valla. Köylü şaşkın bir halde dedi ki, ettim hayret. Bir daha emir versen eder mi geri avdet? Resulullah ağaca buyurdu, git yerine. Ağaç geri giderek yerine girdi yine. Köylü bunu da görüp fazlalaştı hayreti. Resulullah'a karşı çoğaldı muhabbeti. Şehadeti söyleyip girdi İslam dinine. Dedi ki, tam inandım senin nübüvvetine. Eğer izin verirsen sana secde edeyim. Mübarek ayağına eğilip yüz süreyim. Buyurdu ki, ey köylü, hayır, secde etme, dur. Zira secde yalnızca Rabbimize mahsustur. Kulun kula secdesi caiz olsaydı eğer, emrederdim beyine secde etsin zevceler. Hazreti Ömer dahi Resulün huzuruna gelerek bir hususu arz etti bir gün ona. Dedi, ya Resulallah, yeminle söylüyorum, nefsim hariç her şeyden seni çok seviyorum. Peygamber Efendimiz buyurdu ki o zaman, ya Ömer, ümmetimden eğer ki bir Müslüman beni kendi canından sevmezse daha fazla, o kimsenin imanı mükemmel olmaz asla. Yani beni kendinden seviyorsa daha az,
bil ki onun imanı asla kâmil olamaz. O zaman Ömer Faruk dedi, ya Resûlallah, seni kendi canımdan fazla severim vallahi. Onun bu beyanını beğenerek o server, cevaben buyurdu ki, şimdi oldu ya Ömer. Bir günde biri gelip sordu Resûlullah'a, kıyamete ne kadar zamanımız var daha? Peygamber Efendimiz ona sual etti ki, kıyamet günü için ne hazır ettin peki? Dedi, ya Resûlallah, fazla bir taat ile hiç hazırlanamadım nafile ibadetle. Ama Resûlullah'a pek çoktur muhabbetim. Kıyamet günü için hazırlığım bu benim. Resûlullah buyurdu, öyleyse ahirette sevdiğin kimseyle bulunursun elbette. İslam ahlakı. Bir insan tabiatı ve kendini tetkik ederek hemen Müslüman olduktan sonra ehli sünnet alimlerinin rahimehumullahü teala kitaplarından Muhammed aleyhisselam'ın hayatını ve güzel ahlakını da öğrenirse imanı kuvvetlenir. Ahlak bilgisi öğrenerek iyi ve fena huyları, faydalı ve zararlı işleri anlar. İyi işleri yapıp dünyada kâmil, kıymetli bir insan olur. İşleri muntazam ve kolaylıkla hasıl olur. Dünyada rahat, huzur içinde yaşar. Kendisini herkes sever. Allahü Teala ondan razı olur. Ahirette de Allahü Teala'nın merhametine, mükafatlarına nail olur. Tekrar bildirelim ki saadete kavuşmak için iki şey lazımdır. Mes'ud ve bahtiyar kimse bu iki şeye kavuşan kimsedir. Bu iki şeyden birincisi doğru ilim ve iman sahibi olmaktır. Bu da fen derslerini ve Muhammed aleyhisselam'ın hayatını, ahlakını öğrenmekle ele geçer. İkincisi iyi huylu, iyi hareketli insan olmaktır. Bu ise fıkıh ve ahlak ilimlerini öğrenmek ve bunlara uymakla olur. Bu ikisini elde eden kimse Allahü Teala'nın rızasına, sevgisine kavuşur. Çünkü Allahü Teala sonsuz ilmiyle her şeye alimdir. Meleklere ve peygamberlere çok ilim vermiştir. Onlarda hiç ayıp ve kusur ve çirkin hiçbir şey yoktur. İnsanların ilmi ise pek az ve imanları ya bozuk veya kötü huylarla bulaşmış ve kötü işlerle kirlenmiştir. Bunun için insanlar Allahü Teala'dan ve meleklerden ve peygamberlerden pek uzak, onlara kavuşmak şerefinden çok mahrumdur. İnsan fen bilgilerinde tabiatı incelemekte tembel ve cahil kalarak hakiki imana, itikada kavuşmazsa ve Muhammed aleyhisselam'ı doğru tanıyarak imanını kuvvetlendirmezse sonsuz felakette ve sıkıntıda kalanlardan olur. Eğer hakiki imana kavuşursa ve nefsine tabi olmayıp ahkâm-ı İslamiyye'ye, yani Allahü Teala'nın emr ve yasaklarına uyarsa saadete kavuşmaktan ve Allahü Teala'nın rahmetinden, affından mahrum kalmaz. Fakat yaptığı kötülükler kadar azap görür, yanar ve Allahü Teala'nın rahmetine kavuşması güç olur. İmanı olduğu için sonunda yine rahmete kavuşur. Cehennem ateşi kötülüklerinin kirlerini temizleyip onu cennete girmeye layık temiz şekle sokar. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Yeşilada
yavru vatan Kıbrıs'tan sesleniyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin merkezi Lefkoşa'da Selimiye Camii'ne yürüme mesafesinde yakın, rahat yürünebilecek bir durumda. Ben yaşta kimseler rahat rahat yürüyebilir. Yeni camide sizlere bazı yerlerin tanıtımını yapmaya çalışacağım. Neden yeni camide bazı yerlerin? Camiyi tanıtacağım gibi caminin kıbleye doğru sol tarafında iki tane ayrı odacık halinde iki kabir var. Bu kabirlerden birisi İngilizlerin iftira ederek, işte bu İngiliz kitaplarında yazıyor çünkü bu. Bu camiyi padişahı aldatmak için bir hazine buldu da ondan az bir parayla bu camiyi kandırmaca yaptırdı dedikleri, rahmetli, ben öyle düşünmüyorum, Mentecezade İsmail Ağa'nın kabri var. Birisi de Kıbrıs müftüsü Hasan Hilmi Efendi'nin kabri var. Son cemaati L son cemaatlerden. Nasıl Turuşlu Camii'nde bundan önceki programlarımızda bir L son cemaat gördükse burada da var. Buna benzer L deyip de değil de U gibi olan son cemaatlere de rastlıyoruz. Tokat'taki Selçuklu'dan kalma, Tokat'ın ilk eseri olan, yapısı olan cami, Ulu Cami kalenin eteğinde, o da etrafı U şeklinde son cemaat olan bir yerdir. Artık o mimarın özelliği. Her şey, yani derler ya hani asker tıraşı gibi üç numara olacak değil. Mimar kendi sanatını göstermek için böyle ayrıcalıklar yapmasında faydalar var. İnsanlar da Allah-u Teala farklı farklı yarattı. Düşüncesi farklı, zekası farklı, görüşü farklı, boyu farklı, kilosu farklı. Peki bunlar hepsi aynı yaratsaydı melekler gibi, elbette yaratırdı. Bunu böyle diledi. Öyleyse bu ayrı düşüncedeki insanların normal ana yoldan ayrılmadan, ana asfalttan ayrılmadan değişik bazı şeyleri yapması ana yola muhalif olmadan hiçbir zararı yok. Bu mimaride de böyle, eğitimde de böyle, bunun tıpta da böyle olduğunu zaten görüyoruz. Mimar Sinan rahmetli, memleket olan Kayseri'de ömrünün sonuna yakın 1585'lerde Kurşunlu Camii yaptı. 88'de vefat etti. Kurşunlu Camii yaptı. Ölümüne 3 yıl kala. Kurşunlu Camii hem böyle L revaklı bir son cemaat, onun önüne de şadırvana doğru son cemaatin de son cemaatini yapmıştır ki cemaat camiye gelirken daha az ıslansın yağmurda, yaşta, karda diye. Şimdi son cemaatin üstü meyilli bir çatı. Ama bayağı özene bezene yapılmış bir çatı. Üstelik de son cemaat yerinin duvar yüksekliği de bayağı ferah tutulmuş. Böyle Kıbrıs gibi çok sıcak bir coğrafyada doğrusu bu insana ferahlık veriyor, dinlendiriyor. Taç kapısının üzerinde bir tuğra tipinde Besmele-i Şerif yazmışlar. Bu sonraki dönemlerde yapılmış bir kaligrafiye benziyor. Yani bir kalıptan çıkmış gibi hali var. Ben Besmele-i Şerif olarak okuyorum. Taç kapının üzerindeki kemer ve söveler biraz farklı tutulmuş. Osmanlı'da normalinde bu üstündeki kavsara ile kavis ile yandaki dik olan lentolar aynı genişlikte olur. Burada biraz taşırma yapmış. Sanki Selimiye'dekileri örnek almış gibi bir hava var. Yani bir kilise kapısı anlamına söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Ama mimar onun da etkisinde herhalde kalmış. İşte ortasındaki kilit taşları da biraz düzeltilmiş falan filan, böyle araları da daha sonra ki restore müdahalelerinde biraz doldurulmuş falan. Ama hoş bir kapısı var. Buradan içeri girelim efendim şimdi. Esas harim kısmını beraber bir görelim. Şimdi yeni caminin harim kısmına geçtik. Bura daha sakin olduğu için avluya nazaran anlatımda. Müftü Hasan Hilmi Efendi hakkında birazcık bilgi vermek istiyorum. Türbesi camiye girerken hemen sol tarafta idi. 1700
1882'de Kıbrıs'ta doğdu Hasan Hilmi Efendi. 1847'de de 65 yaşında yine Kıbrıs'ta vefat etti. İlim sahibi birisiydi. Kıbrıs Türküdür. Şairdir. Yani kökten Kıbrıslıdır. Efendim, eğitimini Kıbrıs'ta yaptı. Arabi, Farsi ve İslami ilimlerde, bilhassa fıkıhta çok ileri durumlara geldiği yazılı kitaplarda. Arabi dilinde, Farsi dilinde ve İslami ilimlerde, bilhassa fıkıhta. Bu alanlarda öğretmenlik de yaptı Kıbrıs'ta. Daha sonra Osmanlı stilinde klasik aruzda şiirler yazdı. İkinci Mahmut Han'a takdim ettiği bir şiirinden dolayı ki bu şiiri İkinci Mahmut Han'ın yaptırdığı kütüphanenin kubbe ile duvarı nın başlangıcı arasındaki kuşak da çepeçevre yazılıdır. Bunu takdim ettiğinde padişah kendisini lütfedip Topkapı Sarayı'nda kabul etti. Ve orada ikramlardan, ihsanlardan sonra, yani yemek ikramı değil, padişahın öyle sarayda birisini yemekte ağırlaması adetten değil. İhsan-ı şahane denilen bazı hediye yani atiyelerle kendisini memnun etmiş ve esas Sultan-ı Şuara, şairler sultanı demiştir. Kendisi memleketin sultanı ama şairler sultanı rahmetli Hasan Hilmi Efendi olmuştur. İşte Hasan Hilmi Efendi bu yeni caminin hemen köşesindeki son cemaat yerinin yerinde tek olarak yatmaktadır. Tabii buralara gelen seyircilerimiz, ziyarete gelenler, gezmeye gelenler yahut da oradaki bazı kabirlerin kıbleye göre defin hususunda yani sorular sorabilirler. Caminin zaten Osmanlı yapısı olmasına rağmen bizim bilmediğimiz bir sebepten, tam onu bilemiyoruz, yola uydurulmuş gibi bir hal var. Yani restorasyonda burada bir değişiklik yapıldığını zannediyoruz. Mihrabı ve halıların istikametini görüyorsunuz. Kıble duvarıyla şöyle böyle bir 30 dereceye yakın, 30-35 dereceye yakın sola doğru bir kayıklık gösteriyor. İnsanoğlu tabii gelip bu güzel camiyi görünce bunun kıblesi niye böyle? Ya böyle yapılmış. Bir sebep de yok kayıtlarda. Böyle İngiliz'in 80-90 sene boyunduruğunda onun sıkıntılarını yaşamış, hayat mücadelesi, Türklük ve Müslümanlık mücadelesi vermiş olan bir toplumun bazı sıkıntıların olması gayet normaldir. Bazı yerlerde istediklerini yapamaması normaldir. Allah-u Teala kimsenin hürriyetini elinden almasın. Kimseyi hürriyetinden mahrum etmesin. Hür olmayan insana malum cuma namazı ve hac da boynuna borç olmuyor o bulunduğu şartlar altında. Yani hürriyet o kadar önemli ki dinimiz hürriyeti ana umde olarak almış bazı ibadetlerde. Bunu böyle düşünmek lazım. Buradaki kardeşlerimizin yaşantılarıyla ilgili ah şöyle miydi, ah böyle miydi? Siz peki burada mücahitlerin nasıl çarpıştıkları biliyor musunuz? Keşke mümkün olsa da bir mücahit abimizi daha bulsak da bir tanesini Laptada bulduk. Bir programda verdik kendisini. Çok da faydalı olduğuna ben inanıyorum. Seyredenlerin memnun olduğuna inanıyorum. Burada bulsak da birisini daha konuştursak ha Kıbrıs nereden nereye gelmiş diye insanlar söylerler. Şimdi bir de okul var burada efendim. Okul, yeni cami, okul öncesi
eğitimi veren, 4 ve 5 yaşlarındaki çocuklar için eğitim veren bir ilkokul var. Ben bu ilkokulu görünce, üstündeki yazıyı okumadığımı farz ettim, ilkokulu yazısını. Şöyle bir baktım, Allah Allah, Menteşezade veya Menteşeoğlu İsmail Efendi, İsmail Ağa, bir de medrese mi yaptırmış buraya dedim. Görüntü öyle. Ama Osmanlı mimarisinden biraz etkilenerek İngiliz döneminde, yani 1878'den sonra 1900'lü yıllara doğru yapılmış bir yapı. Ama medreseyi çok andırıyor. Sanki öyle bir medrese planı alınmış, buraya kopya edilmiş gibi. Ne maksatla yapıldığı hususunu tam bilmiyoruz. 1974'e kadar, bilhassa 1958'lerde başlayan İstanbul ve Ankara'daki ya Taksim ya ölüm mitingleri ben çok iyi hatırlıyorum. Lise yıllarımda insanlar büyük bir coşkuyla hareket ederlerdi. Tabii ondan öncesi bir sıkıntılı olan bir 6-7 Eylül olayları da Kıbrıs davasını Türkiye'nin biraz sekteye uğratmak için, Türkiye'nin Kıbrıs için çalışmalarını sekteye uğratmak için Türkleri milletler arası alanda 6-7 Eylül'le suçlu göstermek için yapılmış bir tuzak, bir tezgah olduğu bugün aşikare ortada. Ama o tezgahı yapanlar yapsınlar, bu dava yürüyor. Kıbrıs Türk'ü burada davasına gayet sahip. Türkiye Kıbrıs Türk'ünün davasını kendi davasından zaten ayrı görmüyor. Dolayısıyla bu konularda hiçbir zaman endişe etmeye gerek yok. Bu okulda bugün için 102 kadar küçük çocuk 4 ile 5 yaş arasında o ferah yüksek çatılı binalarda eğitim yapıyorlar. 1958-60'lardan 74'e kadar burası Türklerin böyle karanlık bir dönemden geçişleri senelerdir bunlar. Her an can korkusu sokaklarda, kimin kime zarar vereceği hususunda endişeli bir bekleyiş, içine kapanık bir durum vardır. Rum idaresi doğru dürüst eğitim verilmesini, din eğitimi ve Türkçe eğitimi verilmesini, Türk bayrağı kullanılmasını, Türk bayrağı asılmasını engellemeye çalışıyorlar. Her yerde yasaklar böyle. İnsanca yaşamak şartları bir tarafa bunu sağlamadığı gibi o günkü Rum idaresinin devleti, İnsanların kendi milliyetiyle, soyuyla, sopuyla ilgili alametleri taşımakta bile korkuları vardı. İşte o dönemde burada ilkokul görevini bu bina yapmıştır. Arkasında da biraz böyle sonradan yapılmış barakamsı yapılarla bu işi yürütmüşlerdir. 1974 harekatından itibaren, 74 evvelinde tabii başladı, mücahitlerin karargahı oldu efendim burası. Mücahitlerin karargahı çok önemli idi Türk davasında. Çünkü bu insanlar kolayla yetiştirilen insanlar değildi. Ben nerede şimdi Kıbrıs'a mücahitlik yapmış kardeşimiz gördüğümde önümü ilikleyip ona hürmetle kusur etmemeye çalışıyorum. Etmemek lazım. Yani bakıp da onlar yan gel yat bakalım falan. Evet ama o siperde elinde tüfek, efendim evinde çocuklarının başına ne geleceğinden endişe eden insanların hali, barbarlık müzesini vereceğiz. Orada da bunları bir miktar söyleyeceğiz. Şimdi caminin içerisi kıbleye doğru yine kemerlerle, iki tane kemer, bir de burada üç tane, ikisinin arasına mihrap koymuşlar. Biraz yarısı bu tarafta, yarısı bu tarafta, tam ortalamamış mihrap. O da artık bu yapıdaki çapraz durumdan dolayı. Burada yeni zamanın makinaları yapılmış bir minber görüyoruz. Mihrabı kesme taştan, Kıbrıs taşından yapılmış. Hakikaten güzel yapılmış. Hoş oturtulmuş. Açıza tutturulmuş. Açıyı da kontrol etmişler. Burada yazı olarak şurada orijinal bir duvar yazısı, bir kitabe var efendim. Estağfirullah. Ve ma halaktel cinne vel inse lil ya'budun.
İlla li ya'budun, illa li ya'budun yazılı bir levha. Bu eski 1800 yılların yazısı. Geri kalan duvardaki gördüğümüz yazılar bugünkü insanların kaleminden çıkmış ama eskilerine kullandığı yazılardır. O bakımdan buradaki bu yazıları böyle tarihi ala ala bu böyle miydi, işte illallah böyle mi yazılıdı falan diye insanlar böyle bir toprakta yaşıyorlar. Bu yurt parçasını koruyorlar efendim. Lütfen birazcık tolerans tanımamız lazım. Hoşgörü artık hangisinden anlıyorsak onu göstermemiz lazım. Bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalın efendim.